Bismillahirrahmanirrahim. Hamdolsun Yüce Rabbimize, salatü selamlar Efendimiz Önderimize. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de üç kısa suremiz var. İhlas Suresi, Kevser Suresi, Asır Suresi. Aslında bu üç kısa surenin üç önemli temel konusu var. İhlas Suresi Allah der, Kevser suresinde Resulullah'a Allah'ın Resulüne bahşedilmiş olan Kevser nimetinden bahsedilir. Ve Asır suresinde insandan, insanın husrandan, zarardan, ziyandan, kurtuluşundan bahsedilir. Yani üç sure, İhlas Allah der, Kevser Resulullah der, Asır insan der. Bu üç sureyi birlikte okuduğumuz zaman şöyle bir sonuç çıkarmamız da mümkündür. İnsanın insan olarak kalabilmesi için, zarardan ziyandan kurtulabilmesi için Allah demesi, Resulullah demesi, Allah ve Peygamberinin emir ve ölçüleri doğrultusunda hareket etmesiyle mümkündür. İşte o surelerden birisi Asır suresi, İmam-ı Şafii'nin Kur'an'dan başka ayet inmeseydi, insanlığın kurtuluşu için hayat düsturu olarak Asır suresi yeterdi buyurduğu sure. Asır suresi sahabe-i kiramın bir araya geldiklerinde işlerini görüp konuşmalarını bitirip ayrılacakları zaman mutlaka okuyarak birbirlerini hatırlattıkları sure. Asır suresi bize çok şey anlatan o bir satırlık bir buçuk Kur'an satırıyla kısalığına rağmen pek çok ilkeyi pek çok prensibi pek çok uyarıyı barında barındıran bir sure. Yüce Rabbimiz bu surede mealen şöyle buyurur. Asra yemin olsun ki insan mutlaka zararda, husrandadır. Ancak şu dört maddeyi yerine getirenler, gereği gibi iman edenler, imanlarının gereği salih amel işleyenler, iman ederken, salih amelleri işlerken bir taraftan da hakkı bilip, hakkı yaşayıp, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve bu uğurda karşılaşacakları güçlüklere sabredip, birbirlerine de sabrı tavsiye edenler. Onlar kurtuluşa ermişlerdir. Onlar husranda değildirler. Hüsrandan kurtulmak için bu üç maddenin, bu dört maddenin birlikte yerine getirilmesi gerekir. Bu sureye göre. Yüce Allah surenin başında asra yemin ederek zamana dikkat çekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki yeminler Allah'ın kullarının dikkatini çekmek istediği, çoğu zamanda kulların gaflet içerisinde geçirdikleri, fark etmedikleri çok önemli hedeflerdir, çok önemli şeylerdir. İşte onlardan birisi de asır, zaman. Buradaki asırdan kastın ne olduğunu alimlerimiz açıklarken şunları söylemişler asır. Biz dilimizde de yüz yıla asır diyoruz. Bir asır yüz sene. Ortalama bir insan ömrü. Seksen yüz sene ortalama bir insan ömrü. Ümmeti Muhammed'in ömrü. Yüce Allah işte o ömre yemin ediyor. Yemin ederken de size bahşedilen bu ömrün kadri kıymetini bilin demeye getiriyor. Asır aynı zamanda asır denildiği zaman Asr-ı Saadet gelmeli aklımıza çünkü insanlık için dönüm noktası üsve-i hasene'nin her alanda, her konuda herkese en güzel kulluk örnekliğini sunan Hz. Muhammed Mustafa'nın yaşadığı dönem İslam'ın ayet ayet, hadis hadis peygamberin önderliğinde yaşandığı dönemdir. Asr-ı Saadet, Saadet asrı Asır denildiği zaman o asır, aslı saadet aklımıza gelmeli ve o saadet çağının o Allah Resulü'nün önderliğinde insanlığa örnek olarak sunulan o günlerin özlemi içerisinde olmalı mümin. Asır suresi bize asrı saadeti hatırlatmalı. Üçüncü olarak asır ikindi vaktidir. İkindi namazıdır. İkindi vakti dünya işlerinin yoğun bir şekilde hareketlendiği bir andır. Bu hareketlenme içerisinde çoğu insanın kendini kaybettiği, aldatmaların, yanlış işlerin yoğun bir şekilde yaşandığı bir andır. Trafiğin bile yoğunlaştığı ve insanların telaş içerisinde koşturdukları bir andır. Dolayısıyla yüce Allah ikindi vaktine ve özellikle de o vakitte kılınması gerekli olan ikindi namazına dikkat çekmektedir bu yeminiyle. Asır suresini okuduğumuz zaman hem o ikindi vaktinin yoğunluğunu hem o ikindi namazının önemini fark etmeliyiz o zaman Müslümanlar olarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet ve hadislerde iki namaz özellikle sabah namazı ve ikindi namazı özel olarak zikredilen ve fıkıhta da ilmi halde de çok özel hükümleri olan iki namazdır. Sabah namazının sünneti ve farzıyla beraber İslam fıkhında çok özel hükümler vardır. Aynı şekilde ikindi namazının kılınışıyla, sünneti ve farzıyla birlikte ikindi namazdan önce ya da sonra nafile kılınması vesaire bunlarla ilgili çok özel hükümler vardır. Elbette bütün namazlar önemlidir ama sabah namazı ve ikindi namazına özel olarak işaret buyurulmuştur. İşte Asır suresi bize dolduruşa getirmeden, dünyevi yoğunluk içerisinde gölgede bırakmadan kılacağımız ikindi namazlarına, hakkını vererek eda edeceğimiz ikindi namazlarına dikkatlerimizi çekmektedir. Ve ikindi vaktine aldananlardan ve aldatanlardan olmama konusunda, yoğun dünya işleri içerisinde dünyevileşenlerden olmama konusunda, ahireti unutanlardan, gaflet içerisine düşenlerden olmama konusunda bize uyarlar sunmaktadır. Son olarak asır, ikindi vakti olarak değerlendirdiğimiz zaman, insanlığın ömrünü sabah başlayıp, akşam güneşin batışıyla sona eren bir gün olarak telakki ettiğimiz zaman ki, pek çok ayeti kerimede, kıyamet gününde, hesap gününde insanların dünya ömrünün bir gün ya da yarım gün olarak kısa, ya da bir kuşluk vakti, bir akşam vakti olarak çok kısa görecekleri anlatılmaktadır. Dolayısıyla tüm insanlığın dünya ömrünü bir gün olarak düşündüğümüz zaman, Hz. Adem'le gün başlamıştır ve kıyametle beraber gün batımı ve kıyametin kopmasıyla bu dünya hayatı sona erecektir. İşte son peygamberin aleyhissalatü vesselamın gelmesiyle, El-Kur'unul-Uhra denilen son çağın başlamasıyla birlikte insanlık bu bir günlük hayatının ikindi vaktine girmiş bulunmaktadır. Artık güneşin batmasına çok az kalmıştır. Kıyamet yakındır. İşte asır suresi, işte asır vakti, ikindi vakti bize bu anı hatırlatmaktadır. Biz de bu son dilimin, insanlık tarihinin son diliminin insanlarıyız. Değerli kardeşlerim, son peygamber geldi, başka peygamber gelmeyecek. Son kitap indi, başka kitap, ilahi kitap, hayat düsturu olarak inmeyecek. O zaman kıyametin gölgesi üzerimize düştü. O zaman her an o anın olabileceği düşüncesiyle kendimizi asır suresiyle birlikte o kıyamete hazır etmeliyiz. Zaten her insanın ölümü kendi kıyametinin kopması değil midir? O zaman daha neyi bekliyoruz? Şimdi bu söylediğim maddeler ışığında kendimizi şöyle bir test edelim. Yüce Allah ömrünüzün kıymetini bilin diye asla yemin ederek genel olarak insan ömrüne dikkatlerimizi çekti. Peki biz ömrümüzü nerede, nasıl, ne şekilde değerlendiriyoruz? Bunun farkında mıyız? Yüce Allah asır suresinde asla yemin ederek asıl saadete dikkatlerimizi çekti. Asıl saadeti bize hedef olarak gösterdi. Peki biz asıl saadeti ne kadar tanıyoruz? Ne kadar doğru bir şekilde tanıyoruz? Ne kadar asıl saadeti hayatımıza yaşayabiliyoruz, yaşatabiliyoruz? Asıl saadetle ilişkimiz nasıl? Yüce Allah asıl suresinde ikindi vaktine dikkatlerimizi çekti. O yoğun vakitte biz kulluğumuzu, biz müminliğimizi, Müslümanlığımızı dinamik bir şekilde muhafaza edebiliyor muyuz? İkindi namazlarını hakkını vererek eda edebiliyor muyuz? Dolduruşa getirmeden o namazları kılabiliyor muyuz? Ve kıyametin gölgesi üzerimize düşmüşken kendimizi o ana, son ana her zaman hazır edebiliyor muyuz? Unutmayalım. Kur'an'ın saati kıyamettir. Es-saat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kıyamet için kullanılır. Bu şu demektir. Müslümanın saati Kur'an'ın saatidir. Müslüman hayatını Kur'an saatine göre Kur'an'dır. Kur'an saatine göre ayarlayandır. Müslüman hayatını ahirete göre Kur'an'ın esse dediği o saate göre programlayandır. Peki bu noktada biz neredeyiz? İşte bu sorulara cevap bulmamız gerekiyor. Husrandan kurtulmak istiyorsak, burada insanın, bütün insanların neredeyse zararda olduğu belirtilirken, Kötüler zaten zarardadır çünkü kötülüklerle geçirmişlerdir vakitlerini. Ama iyilerin de zararda olduğunu düşünürsek, iyiler daha iyi olamadıkları için, günahla gafletle geçirdiği anlar için zarardadır, ziyandadır. O zaman yüce Allah kullarının her bakımdan karda, kazançta olmasını istiyor. Onun için genel olarak dedi ki bütün insanlar el takısı orada İstirak içindir bütün insanları, cins içindir bütün inç, insanları içerisine alır. Behemahal bütün insanlar husrandadır buyurdu ve bütün insanların kurtuluşunu istedi. Bunun için de reçeteyi yönümüze koydu. İşte iman, hakiki manada, işte salih amel, imanın doğrultusunda, işte hakkın adamı olmak, hakkı tavsiye etmek ve karşılaşacağımız güçlüklere karşı da sabırlı olmak, sabrı tavsiye etmek. Akif'in o terennümleriyle işte Asr Suresi bir kere daha mesaj vererek karşımıza geliyor. Halık'ın namütenahi adı var. En başı hak. Kul için ne büyük şey hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sureyi vel asri okurlarmış. Neden? Çünkü o büyük surede gizli esrarı felah. Önce imanı hakiki geliyor sonra salah, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık, bu dördü birleşti mi yoktur sana husran artık. Ya Rab bizleri husrandan uzak olanlardan kurtuluşa, felaha erenlerden eyle. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.